Galatasaray transferde şaha kalktı. Transferin bitimine saatler kala birçok transferi bitiren Cimbom, Norwich City'den Milot Rashica transferini de bitirdi. Aslan 26 yaşındaki kanat oyuncusunu bedelsiz olarak kiraladı. Kısa süre önce Yusuf Demir transferini bitiren ve Mauro Icardi transferiyle de bomba patlatan Sarı Kırmızılılar kanat transferinde de mutlu sona ulaştı. Aslan İngiliz ekiplerinden Norwich City forması giyen Milot Rashica için bir süredir ada temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyordu. 3,5 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkarsa da Cimbom bu rakamı Norwich'i ikna edemedi. Milliyet'in haberine göre görüşmeler tam tıkanma noktasına gelirken Galatasaray 26 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kiraladı. 2021'de Werder Bremen'den 11 milyon euro bedelle transfer edilen Kosovalı oyuncu bu sezon sarı kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray'da iki ayrılık daha resmen açıklandı. Cimbom'da üst üste ayrılıklar yaşanıyor. Ömer Bayram'ın sözleşmesini fesheden sarı kırmızılılarda iki futbolcuya daha veda edildi. MK Ankara Gücü Galatasaray'dan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Başkent ekibi iki orta saha oyuncusunu da kiralık olarak transfer etti. Emre Kılınç'ın Galatasaray'la 2024, Taylan Antalyalı'nın ise sarı kırmızılı takımla 2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Ankara Gücü Kulübü iki oyuncunun da kiralık olarak kadroya katıldığını resmi hesabından duyurdu. Galatasaray'dan bir transfer daha. Transfer uçakları bitmek bilmeyen sarı kırmızılılar birçok yıldız oyuncunun yanı sıra genç bir oyuncuyu da kadrosuna kattı. Galatasaray Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Matias Ros ile anlaşma sağladı. Bu sezon birbirinden flaş transferlere imza atan Galatasaray kapanışı da yıldızlarla yapıyor. Ayrıca genç bir oyuncuyu da kadrosuna katıyor. Sarı kırmızılı takım Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois gibi yıldızların ardından Paris Saint-Germain'den Icardi ile anlaşarak takımı yıldızlar topluluğu haline getirdi ve taraftarlara bile inanılmaz delirten dünya çapında süper yıldızlara imza attırdı. Bu transferlerin yanı sıra genç bir oyuncuyla da anlaşan Galatasaray, Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen Matias Ros ile de imza aşamasına geldi. Bu sezon Danimarka Ligi'nde Aalborg ile 8 karşılaşmada süre alan Matias Ros, 1 gol kaydetti. 21 yaşındaki oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Erman Toroğlu bombayı patlattı. Spor Toto Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray sezonun 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Zorlu maçta Antep'e karşı topu direkten dönen, penaltı kaçıran Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazanarak şampiyonluk yarışında iddialı olacağını gösterdi. Okan Buruk yanlış ve etkisiz değişiklikler yapsa da oyuncular özverileriyle maça hükmetti. Galatasaray gelecek Süper Lig maçında 11 Eylül Pazar günü saat 20'de Kasımpaşa'ya konuk olacak. Cimbom bu maçı da kazanarak vites yükseltmek istiyor. Erman Toroğlu Galatasaray'ın aldığı 3 puanla ilgili, 3 büyük takımın da defansları yetersiz, 2 taraflı oynayamıyorlar. Hücum tamam ama defans kötü. Geçen yıl Kerem hücumda tek oyuncuydu, şimdi geri gelmesi de isteniyor. O da sıkıntı yaşıyor bu konuda. Boy'un güzel bir şutu vardı. Direkten çıktı gitti. Sonlara doğru da çok iyi taşıdı topu. İkinci golde büyük katkısı var. Galatasaray'ın bu topçularla daha çok gol atması lazım. Yunus çok etkili. Penaltı boşa gitti. 10 kişi kaldılar ama her şeye rağmen kazanmayı bildiler. Bu da büyük takım farkı. İfadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden Kasımpaşa karşısında almak istediği 3 puana odaklandı. Peki sizce Galatasaray Kasımpaşa'yı da yenip bir galibiyet serisine başlayabilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'dan son dakika teklifi. Cimbom'un Juventus forması giyen Leonardo Bonucci'yi transfer etmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. İtalyan basınında yer alan habere göre savunmada sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılar o bölge için transfer görüşmelerini sürdürürken flaş bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın yeni sezonda Juventus formasıyla sadece 102 dakika süre alabilen Leonardo Bonucci'yi transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.
Geçen sezon yaşına rağmen 35 maç oynayan ve 5 gol atan yıldız savunma oyuncusunun Juve teknik patronu yeni sezonda rotasyon oyuncusu olarak düşünüyor. Bu durum Galatasaray'ın elini güçlendirse de İtalya'da transfer döneminin sona ermesi ve İtalyan devinin olası bir ayrılık sonrası takviye yapamayacak olması transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Sarı Kırmızılar kısa süre içinde resmi teklifini Juventus'a iletecek. İtalyan basını ise Leonardo Bonucci'nin Galatasaray'a transfer olduğunu ima ederek yıldız oyuncuya yeni kulübünde başarılar diledi. Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası. Fırsat transferi peşinde koşan Aslan rotayı milli yıldızımız Cengiz Ünder'e çevirdi. Tudor'un Marsilya'da kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanıyor. Yıldız futbolcunun transferi her an açıklanabilir. Galatasaray yıldız transferinde hız kesmeyecek gibi görünüyor. Son olarak kadrosunu Mertens ve Torreira gibi iki starla güçlendiren Sarı Kırmızılar rotayı yeni bir büyük oyuncuya daha çevirdi. Cengiz Ünder. Bonservisi Marsilya'da bulunan milli yıldızımız takımın başına Tudor'un geçmesinin ardından gözden çıkarıldı. Hırvat hocanın oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle satış listesine konulan 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray talip oldu. Sarı Kırmızılar Cengiz'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya çalışıyor. Cengiz'in önceliği Avrupa'da kalmak. Bu nedenle Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflere ağırlık vermeyi düşünen Cengiz Ünder, Galatasaray'ın ilgisine karşı ise kayıtsız değil. Cengiz Ünder'le Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir görüntülü telefon konuşması yapacağı öğrenildi. Okan Hoca'nın bu görüşmede Cengiz'i Galatasaray'a gelmeye ikna etmeye çalışacağı belirtildi. Galatasaray dünya devlerini solladı. Aslan dünyanın gündemine girdi. İnternette en çok aranan kulüpler listesi yayınlandı ve Sarı Kırmızılıların sıralamadaki yeri dikkat çekti. Yaptığı son transferlerle adından söz ettiren Cimbom, Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. Öte yandan Galatasaray, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de önünde yer alarak Türkiye'de ilk 5'e girebilen tek takım oldu. İşte o sıralama. Süper Lig devi Galatasaray dünyanın gündeminde yer alıyor. Akşamın derlediği listenin ilk sırasında 28 milyon 500 bin aranma ile İngiliz devi Manchester United bulunuyor. İngiliz devini 26 milyon 100 bin ile Real Madrid takip etti. Üçüncü basamak ise 21 milyon 300 bin ile Brezilya temsilcisi Palmeiras'a ait. Galatasaray ise listede 4. sırada yer alıyor. Sarı Kırmızılar tüm dünyada 21 milyon 200 bin aranma ile birçok Avrupa ekibini geride bıraktı. Juventus, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Liverpool gibi kulüpler Aslan'ın gerisinde kaldı.